Şu benim çok dikkatimi çekiyor Fenerbahçe'de. 96-98 olması lazım. Aziz Yıldırım Başkan. 98. 98. Sonrasında Ali Koç Başkan. İki başkan sadece. Şimdi bir Galatasaray'a baktım o dönemde. Bir UEFA Kupası alınmış. Çok ciddi bir şekilde aslında başarılar elde edilmiş. Ama sürekli başkanlar değişmiş. 10'a yakın değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 başkan değişmiş Galatasaray'da. Buna mukabil burada da ters bir orantı var. Fenerbahçe bu dönemde yaklaşık 30-35 hoca değiştirmiş. Galatasaray o sürede çok azı hoca değiştirmiş. Evet. Yani ters bir orantı var burada. İki kulübün aslında çok ayrı e, zihniyetli zihniyette olduklarını da göstergesi. Bunun birinin değerli birinin değersiz olduğunu söylemiyorum ama iki kulübü belki Tarz olarak farklı. Tarz olarak farklı zaten. Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette zaten buradan ileri geliyor ama Fenerbahçe'nin bugün tabii ki e, Sayın İli koç da bu duruma gelsin istemezdi. Yani o da büyük hayallerle geldi. E, ama bazen olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bugün Fenerbahçe için, ya ben hayata hmm. hep şöyle bakarım. Evet bir şeyler olmuş olabilir ama ne yaparız'a odaklanılması lazım Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe genetiği unutulmadan işte bir Alex ismi dolaşılıyor mesela piyasada. Evet, izleyicimiz de yazmış işte. Şimdi Alex'le ilgili biz... Ölçümlemeyi nasıl yapacağız? Hani ne yaptı Alex? Bunu nasıl tartacağız Alex? Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Bilmiyorum mesela ve bilen birinin de olduğunu zannetmiyorum. Ya Fenerbahçe için çok idol bir isim, sembolik bir isim, çok güzel bir isim. O zaman o zaman şöyle bir yanıt vereyim sana. Pereira'yı yani Çin liginde yıllarca kulüp çalıştıran Pereira'yı nasıl ölçüm, ölçümledik? Ölçümlemeyi şöyle yaptık. Daha önce zaten Pereira'nın Portekiz'de, Yunanistan'da çalıştırdığı takımlar vardı. Ve ben Pereira'nın ilk geldiği dönemde de doğru isim olmadığını, bugün geldiğinde de çok doğru isim olmadığını. Ya Fenerbahçe Pereira de... zaten ilk plan değildi. Bunu artık herkes anladı. Yani ilk plan değildi. hatta öteye gideyim. Planlar arasında da çok değildi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bugün seçim yapması gereken şey bir kafasında oyun mantelitesi olan ama Fenerbahçe'ye yakışacak olan, Fenerbahçe'nin geçmişinde ne oynadığı belli. Dolayısıyla bu hocanın da bu kültüre adaptasyon sağlayabilecek bir süreçten geçirilerek, o süzgeçten geçirilerek Fenerbahçe'nin teknik direktörü yapılması lazım. Yoksa hani şuna takılı kalmamak lazım. İşte Alex mi olur, o mu olur, bu Farioli de konuşuluyor bu arada. Evet, oraya da geleceğiz birazdan. Şimdi şu da söyleniyor ya hani fariol de yeni hoca o zaman Emre Belezoğlu niye gönderildi? Çok da genç değil mi Fariyol? Tabii. Emre Emre yaşlı kalır onun yanında. 32 falan mı yok? Emre 80'li Fariyol'u 89 89'lu. 89, 32 89 gibi. Mesut mu? Özil'den Tabii. bir yaş küçük. Şu güzel olabilir belki. Tabii bu da bir risktir bu arada. Şimdi Faryoli'nin kafasında bir oyun mantalitesi var ve bunu gözle görebiliyorsun ve e, güzel oyunla ilgileniyor. Tabii tabii. Barioli, güzel oyun. Ve Fenerbahçe'nin aslında şu an taraftarın istediği şey de biraz güzel oyun. Ha Alex de Souza. Şimdi aklıma direkt hacı geliyor. Yani evet çok büyük bir futbolcusun sen. Evet ama teknik direktörlüğün iyi değil. Evet çok Veya... var bunlar. Ya da henüz henüz... Tabii tecrübe yok yani ben Hacı açısından ha. söylüyorum. Hacı için. Hacı için tabii. O yani, yani bayağı, bayağı bir yapıyor, olamadı bence. Ama evet yani, böyle dünya çapında bir futbolcu oldu ama dünya çapında evet, evet. tanınması futbolcudan ötürü ama hocalığı tartışıyor. Ve tartışır. bunu çoğaltabiliriz. Maradona, Pele. Yani evet. yani oyunla oyunu çok iyi oynayanlar çok iyi Tam hoca olacak. Tam tersi örneği diye. de çok var. Futbolculuk dönemi çok sönük geçen ama teknik direktörlükte harikalar... Hacı için verilecek en güzel örnek Rıdvan Hocadır. Yani şöyle. Hmm kötü teknik adam olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Mesela o yani karakter olarak çok coşkulu bir karakter olduğu için e, çok hızlı reaksiyon veriyor. Mesela galiba takım liderken istifa etmişti MTK'ya elenmiş. 5 maç 3 galibiyet, 2 yani, beraberlik yanlış hatırlamıyorsam. Na mağlup istifa etmişti. Mesela bazı oyuncu da çok coşkulu olduğu için hani tarz olarak insan tarz, e, evet. karakteri olarak teknik direktörlüğe yatkın olmayabilir. Rıza Hoca da kariyerinin başında bir van spor falan yaptı. Baktı olmayacak yani kendisine uymuyor. Başka bir kariyer çizdi. Çok mesela. büyük bir hata yaptığına inanırım hep. Yani Fenerbahçe'den çıkacak bir teknik direktör Fatih Terim çıksaydı o kişi Rıdvan Dilmen olurdu. Ben de hatta ee... biraz abartayım, ya yani mübalağa edeyim. Sadece empati kursam ben olsam diye bir şey aklıma gelse hani Fenerbahçe'nin bugün başında olsam Rıdvan Hoca'ya gider. Hocam Fenerbahçe'nin işte tam sana ihtiyacı olduğu dönem bu dönem der ve Rıdvan Hoca'nın kapısını çalardı hiç, hiç riski atmadan Ama yani baktığında de... hani 20 25 sene hiç önemli değil abi. Yani, bambaşka yani ben kariyer ben bak ben Pereira'nın için... oynattığı yani, <laughs> şu oyunu gördükten sonra Rıdvan Hoca hani işkence çektiğine eminim şu oyunu gördüğü zaman. Ya yani Fenerbahçe çünkü Rıdvan Hoca'nın anlattığı bir şey var. Biz 3 88 89 sezonu 3-0 devreye önde girmişiz. İkinci yarı gol atamadık diye seyirci bizi istıkladı. Yani o kadar o kadar iyi biliyor ki genetiği. Yani ne oynaması gerektiğini de ve Şöyle söyleyeyim, işte gir senedir belki takım çalıştırmıyor, sen Fırat hoca futbolu çok iyi takip ediyor. E tabii canım, hep içinde zaten. O yani. ama farklı bir noktadan bakıyor tabii. İşte mesela Metin Tekin de öyle, farklı bir kariyer evet. çizdiler kendilerine. Metin hoca da çok değerli bir oyuncuydu. Yani evet. Ben çok isterim. Tarihinde Feyyaz hoca aynı şekilde. Kesinlikle. Ee, Ali hoca baktığın Ali hoca. zaman, hani bizim çocukluğumuzun aslında kahramanları bunlar tabii, hepsi. Aliçpamet. Evet. Ee, neredeyse yani Tanju hocanın da var mı şeyi böyle çok? Yok ee, yani yok diyebiliriz. Yüksek seviyede takım çalıştırdığı yok. Yok. Bizim çocukluğumuzun kahramanları olmamış abi teknik. Evet. Bir Rıza hoca var. O no, Beşiktaş'tan çok çıktı. Çok ama çıktı Rıza hoca mesela o takımın yıldızı Baş, değil. E, evet. E, ama şey olarak hani başarılı teknik adam tırnak içinde böyle uzun yıllar takımlarını sürekli istediği, tercih ettiği, gelsin dediği hocalar böyle çok yıldız futbolculardan. Junet Tamman çıkamadı o da yarıda kaldı kariyeri. Metin Şenimiz Odalar, Metin Yalçın'ı söylüyoruz. Hani Şimdi Bülent Hoca yeni yeni daha bak Bülent, Bülent Hoca. Hoca... O da o jenerasyon var. değil bir sonraki A jenerasyon daha. Sonra da. bir... sayabiliriz. Sonraki jenerasyon diye sayarsın ama hani Hamza o da uz, uzun bir süre yoktu yani. Tabii tabii tabii. Düşün Bülent yani... Hoca çok iyi geri döndü yalnız. Acayip bir güncelleme yapmış. Aynen. Evet. Kesin uzun uzun süre ara verdi demek ara vermesinin de bir yalnız, anlamı var. Yalnız o kadar varmış. iyi başlamıştı ki. Ve doğru yerde bir daha ama. Doğru. Bravo. Antalya'ya gidip de Başarılı olamayan hoca yok ve Ya başka yani başlasa bilmiyorum. Benim kriterim hiçbir zaman bir hoca iyi hoca diye ben Çağdaş Oto hoca özelinde mesela eleştiride bulunmuşum, bulunmuşumdur hep. Ömer Bayramı daha çok biraz daha üste tutmuşumdur. Çünkü Alanya da Ömer Erdoğan, Ömer hocayı. Ama e, şimdi gitti Bülent Hoca o da başarılı ama Bülent Hoca'nın Kayseri Erciyes döneminde ya çok rasyonel bir anlayışı vardı Tabii. futbol anlayışı vardı. Uzun süre yani hiç boşluk kolay Belliydi kolay kalmadı. Yani. Biraz kalmayayım. Galatasaray dönemi onu örseledi yani yıprattı. Orada kolay kolay yüklandi. boşta kalmayıp ve gittiği takımlarda hep iyi işler yapan da ama Rıza Hoca. Rıza yani, hoca. O ayrı bir nokta. O jenerasyonun falan. içindeki ben en iyi teknik adam. Evet. Aykut Hoca ile birlikte. Ne en uzun süre ve en e, süperlik seviyesinden üst seviyede e, teknik adam. Oğuz Hoca yapamadım. olmadı. Oğuz Hoca da evet. Bir Kayseri var onun da. Çok az var 2-3 tane. Bir soru var Samsun'dan Nedim Bey. Diyor ki Pereira giderse Mesut Özil oyuncu hoca rolüne geçer mi? Şimdi önceki soruları ben Üstüne Not aldın kafandan. Beğendi kafandım. soruları galiba. Murat Kapacak konusunu Perere sorduk. Heh. Eksikleri var dedi. Bir maç, bir maç kadroya almıştı. Eksikleri var. Halledince e, tamamen oynatacağız dedi. O günden beri ben kadroda ismini görmüyorum. Evet. Onu hatırlıyorum Oyuncunun ben de. Oyuncunun sezon başında kiralık gitme talebi olduğunu biliyorum. Ona da yol verilmedi. Yani şu anda Hazır oynatılmıyor. Hazır değil dedi değil mi? Şu anda oynatılmıyor. Bir bu. İki, kanat bekleri konusu... 3-5-2, 4-4-2 önemli değil diyorsunuz ama Ferdi ve Osayi hakkında neler düşünüyorsunuz gibi bir soru sormuştu izleyicimiz. Onu zaten evet. sezon başında Melike hatırla burada transfer programlarında ne diyordum ben hep? Santrfor sol çizgi. Santrfor sol çizgi. Bu sistemin evet. en önemli iki eksiği diyordum. Kim tekim öyle oldu. Yani şu anda da zaten konuşulanlar bir de sağ çizgi. Bence Osayi fena değil. Ferdi de fena değil ama Ferdi'nin çok daha verimli olabileceği bir yer var. Diego Rossi'nin oynadığı bölge mesela orada çok kalabalık ama yani. O veya veya kalabalık. orta alan. E, yani ben de aynı fikirdeyim bu arada çok ama çok daha verimli olabileceği bölgeler var. ben Ferdi'yi çok daha efektif kullanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. onun dışında yani Burak kapacak ne oldu? Pereira bence kabullenmedi yorumu. Ya hani daha İrfan yeni yeni oynamaya başladı. Pelkas yeni yeni oynamaya başladı. Hani İrfan'la şey Seçilmedi, Mert değil Hakan mi? yeni yeni Hayır. oynamaya başlamış. Milli Takıma seçilmediler değil mi? Onu da konuşacağız Yok. ilerleyen dakikalarda.